Bakalım. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Önce bir aklımızı açalım. Danışma masasına gideceğiz. Ama çıkış yoktu buralarda. Çıkışı nasıl bulacaktım? İşe yarar bir şey yok. Kafeteryanın önü kapalı. Şey, çantama bakayım. Çantam dolu. Şunu mecbur içeceğim. Hatta su içeyim ya. Buradan yemek almak zorundayım çünkü. Okulun en iyi bölgeleri kahvaltı yaptığını öğrenci bolca sağlık yerler. Biz cips alalım cips. Tamam, bütün canımı doldurdu. Güzel. Bir tane daha alabilir miyim? Alabiliyorum. Okey. Burası neresi? Buranın kızlar tuvaleti olmasına imkan yok. Yeni bir oda mı keşfettik? Bu işte normal değil. Buna zamanım yok. Kaçmam lazım. Niye? Hiçbir şey göremiyorum. Çok karanlık. Hayatın otobanı sadece tek bir yöne gider. Ölüm. Ama bu tek bir rota olduğu anlamına gelmez. Gidebileceğim pek çok sapak ve kestirme vardır. Bazıları daha iyi otomobillerle gidecek. Diğerleri bitiş çizgisini bir düldüğün içine yaz sıçratarak geçecek. Bazıları sadece birkaç kez mola verecek. Diğerleri eline geçen her fırsatta yolculuktan keyif almak için mola verecekler. Şeyh Halisesi bizi son durağa götüren okul yolculuğu gibi. Hep birlikte yolun sonuna götürülüyoruz. Yol üstünde hiç durak olmayacak. Fakat en azından yalnız yolculuk etmiyoruz, bilinmeyen. Bu yazı çok tanıdık geliyor. O özel yere geldik. Saklanma yeri. Bakayım. Aha. Saklanma yeri değilmiş lan. Dolap geçişiymiş o. Demir para güzel. Birisi veya bir şey burada bir sürü mobilyaymış. Başka bir yol bulmalıyım. Takip için teşekkürler Kutay Türk. Hoş geldin. Buradan geçemiyoruz. Kapıdan çıkalım. Bakalım nereye götürecek. Oha, Katuç'a geldim. İyi, güzel. Güzel, çok iyi. Kayıt noktası. Bu çok iyi oldu. Hızlı bir başlangıç yaptık. Ama biri tatlı bir şeyler kırıldı. Ne alaka acaba? Bir eşya aldım. Deve kah ama çantam dolu. Teşekkürler takibin için Kutay Banyeli. İkinci hesabım galiba. Bir de başka bir Kutay. Teşekkürler, hoş geldin seninle. Buradan geçemiyorum. O zaman böyle gireceğiz. Teşekkür ederim birden fazla hesabını takip ettiğin için. İşe yarar bir şey yok. Sanat müzik bölümü. Nereye çıktı? Oha! Buradan buraya mı attı? Kütüphaneye mi attı? İyiymiş. Ama çok fazla çıkış noktası var. Ve ben tuvalet tarafındayım. Burada bir şey herhalde bir şey yok. Tolga Men'in sevgilisi. Teşekkürler Tolga takip için. Sen de hoş geldin. O aradaki boşluğu okuyamadım. Kusura bakma. Neye birden fazla kapı çıkışı var? Danışma masası. Çok
çok gizemli hale almaya başladı. Beden eğitim bölümü, bilgisayar bölümü. Okul ileri teknoloji ürünü olan bu bilgisayarda kilitledi. Bu yüzden sadece kütüphane kataloğunu aramakta kullanılabiliyor. Acaba Spacecraft'ta en yüksek aylarda çalıştığını merak ediyorum. Küçük bir gönderme. Kahve buldu. 3 tane sargı bezi çok oldu ya. Neyse, herhalde lazım olacak. Şeyleri harcamayalım. Finalde boss'la falan kapışırsak boşa gitmesin. Konuşma basın sürecinde tuhaf bir not var. Görünüşe... Arkamda biri var. Danışma masasının üzerinde tuhaf bir not var. Görünüşe göre kütüphanecinin asistanı tarafından yazılmış. Kütüphanecinin asistanının yazdığına göre birisi geceleri izinsizce kuzey binasına gidiyormuş. Vay, bu Devon ama neden? Orada bir şey yapıyordu ama konuşmak istemedi. 5. kattaki medya araçları odasına gizlice girerken yakalandı. Ya burada olan her şey onun intihar girişimiyle bağlantılıysa? Medya araçları odasının anahtarı not kağıdının arasından bu işe yarayabilir. Sadece ufak bir sorun var. Her geçen dakika daha da çarpık bir hal alan bir kabusun içine hapsoldu. Umarım medya araçları odasında tek parça varabilirim. Öğreneceğiz. Teşekkürler. Ben Kutay Türk. Hoş geldin. Diğer hesabımları takip ettiğin için. Bir kahve makinesi işimize yaramıyor. Asansör çalışmıyor. Yaratıklar. Eminim buradan geçemeyiz. Geçtim. Ha, şimdi gelecek yaratık öleceğim ha. Üst kata çıkış yok. Bir şey yok. Merdivenden aşağı giden kanize var. Burada korkunç bir şey olmuşa benziyor. Tam hazırlıyor işte. Boss gelecek. Al işte. Ne lan o? Oha dur. Dur. Sargı bezi. Oh, kanımı kullandım. Al ya, buldu. Lan! Saklan! Ya abi yapma ya! Öldüm ya! Öldüm ama! Abi E tuşuna spamlıyorum ama saymıyor. Siktir git! Feci yakaladı ya! Kesik atmasaydı var ya, bendeydi iş. Neredeyiz şimdi? En başa geri attı. Tam buradan kütüphaneye varmıştık. Buradan çıkacağız. Not. İşte bu bizim öğrendiğimiz not. Para. Şimdi ben geri döneceğim. Kayıt alacağım. Tekrar buraya gelip not kaybı yaşamak istemiyorum. Tamamdır. Çok hızlı olmam lazım. Sargı bezini kullanmadan bir yol bulmam lazım yukarıya çıkmadan. Bu
Buradan istediğimiz kadar kitap alabilirsin. Sadece zamanında teslim etme özen gösterin. Para mı o? Yok. Küçük soluk alalım, sonra da hızlı bir anlatacağız. Andursa sakın. Geldiğimi hissettiğim an lazım. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi çıldırırsın. Öne doğru zıpladı. Kapıdan uzaklaştım ya. Gerçekten sinir hastasısın ya. Tam da kurtulmuştum, farkında değildi burada olduğumun ya. Kapat feneri, çık yukarı. Orada saklanmalık yer yok ki. Girdim. Girdim. İçeri girdim. Kaybol. Sakın bulmadın beni. Görmedi beni. Beni görmedi. İşte bu. Ulti tuşuna bak. Son etaplardayız. At müziği, at müziği. Kurtuldum. Bilmiyor yerimi. Müzik gitti. Demir para güzel. Can kaybı da yaşamadım. Çıkış noktası burası. Biliyordum onun düşeceğini. Ha, sargı mı olduk? Tamam, güzel. Ha, saklanma yeri. Belki de değil. Panzehir. Suyu içerim burada. O panzehir alınır. Çünkü şey, zehirleme de atıyor. Kaçınak sana. EF2F'ye gelmişim. Nasıl becerim lan 2F'ye gelmeyi? 2F'den buraya geldik. Oğlum ben 4'teydim zaten. 2'den... Anlamadım bunu. 4F'den tuvaletine girdim. 2F'den çıktım. Şimdi de 3F'deyim. Nasıl becerdik bunu? Bir masa havada asılı kalmış. Bu şekilde sıkışmış gibi kıpırdamıyor. Boş ver onu sen. Hayır kurumu için ilginç bir zar oyunu oynadık. Her oyuncu bir zar attı. En yüksek zar attan kazanmış sayılacak ve sınıfta kalabilecekti. Kaybedenler kitaplarını alıp odayı terk edeceklerdi. İki tür zar vardı. Birisi 2-3 ve 1-2-3 ve diğerleri. Bu zar ücretsizdi. Diğeri paralel. Bazı taraflarının altı değeri vardı. Bu para hayır kuruna verilecekti. Fakat ortam çok gergindi. Maddi durumu oldukça iyi olan bir öğrenci herkese altı zarıyla meydan okudu. En sonunda herkese parası tükendi. Gerçekten yardımsever bir şey yaptığını hissetti ve bence de yaptı da. Ama bu durumda bir gariplik vardı. Sınıfın geri kalanı sessizleşti ve herkes kitabını alıp sınıftan ayrılmaya başladı.
Yani bizim varlıklı sınıf arkadaşımız tek başına kaldı, isimsiz. Buna nereye çıkıyorum? Kat 2'ye geldim. Niye? Neyse biz geri dönelim. Yukarı çıkmanın yolunu bulacağız. Ya sen oradan düşmemi bekliyorsun kafama. Hop hop. Hadi. Aynı anda iki tane düşürmesi. Saklanma yeri. Girsene içeri. Anladım. Nasıl ulaşacağım 5. tarafa? O zaman 2. kattan çıkartacak. Beni oraya attığına göre bir kaçış etabı daha. Ve sonra medya araçlarında olacağız. Burada takip etmezsin bu arada. Saklandım. Tomlu saliseyle saklandım. Hadi köyüne. Sal artık sal. Ne çok müzik çaldı be. Heh, şimdi bitmeye başladı müzik. Müzik odasına saklanmışız. Ders notu. Hemen okuyalım. Kararname. Bayan No, müziğe olan yeteneğiniz övgüye layık. Ancak müzik dersi öğrencilerimizin iyi üniversitelere girme çabalarını baltalıyor. Müzik önemli bir ders. Ama bu direkt başkanından gelen bir emir. Bazı bando aktivitelerine yapılan para akışını kesmemiz gerekecek. Başkan Mutlu söylemi istediği diğer bir şey ise okul saatleri sonrası çalışmalar artık gerek olmadı. Umarım anlayışla karşılarsınız. Muhtemelen şarkı söylemek için ya. Yani. Piyano tuşları kanla kaplanmış. Hemen onu da okuyalım. Müzikal gösteri. Ceketimden flütü çıkardığında çok şaşırmış gözüküyordu. Nasıl çalınacağını bilmiyorum ve bu konuda pek de kötü sayılmam. Çalmaya başladığımda insan dışı bir çığlık attı ve beni yakalamaya çalıştı. Sanki görünmez bir zincir onu tutuyordu. Tüyler ürpertici bir hali vardı ama onun iyiliği için bunu dizginlemek istiyorum. Seho, yaratıkla ne bağlantın var? Anladın. Nereden geldi o ya? Gereksiz can kaybettim. Sanat odası. Yani para bulmam kaçınılmaz zaten. Sanat öğretmeni Jong bazı yetenekli öğrencilerden bilinlik başyapıtları yeniden yapmalarını istedi. Gerçekten çok iyilerdi. Yaptıkları iş için para almamaları ne yazık. Burada ilk sınıfların yaptığı bir yığın resim var. Benim sınıfım bu ödevi haftalar öncesinde yaptı. Asıl sınıf öğretmenimizi çizmemiz gerekiyordu. Sınıf 1 olarak yaratıcı gücümüzü okul idolü olan Bayan Song'u çizerek kullandık. Diğer sınıftakiler kafayı yediler. Seo çok iyi bir sanatçı. Herkes onun yaptığı Bayan Song çizimini gördüğünde heyecanlanmıştı. Maalesef bazı ayalar onunla dalga geçerken yaptığı resmin köşesini yırttılar. Bir bakalım. İşte Seo'nun resmi. Bayan Song'un bir fantezi oyun karakteri gibi çizmiş. Benimki nerede? Haydi be. Neredeyse resmi teslim etmediğimi unutuyordum. Başka kimse görmesin diye çok utandığımı hatırlıyorum. Onu kimse görmesin diye asıl sınıfıma gizledim. Hikaye geldi. Bundan mı resim dersine kaldım? Lanet olsun. Notumda bu kadar etkisi olacağını bilmiyordum.
Belki de yaptığım resmi bulmaya çalışmalıyım. Muhtemelen hala bıraktığım yerdedir. Kendi resmimi bulduktan sonra Seo'nunkini alacağım. Anladık. Oradan çok güzel bire döneceğiz. Ya yapma, en az iki etap kapışacağım boss'la, yapma ya. Save noktası güzel. Bu iyi oldu. Bunu verdiysen bir yani save noktası kaçılmaz. Bunlar sattı, bilgisayardan çıkartılmış. Peki geri dönüş beyzbolda. Tamam. Ama tabii oradan oraya dönemiyoruz. 4'e çıkacağız. 4'ten merdivenlerden ineceğiz. 3'ten tuvalete gireceğiz. 1'den çıkacağız falan filan. Nereye geldim? 4F. 4F'ye geldim. 4F'ye geldim. Anlamadığım şekilde 4F'ye geldim. Nasıl çıktım lan buraya? Her yerim sarıldı ama. Tamam, biri gitti. Burası mı? Kütüphane salonu orası. Burası. Hediye. Lütfen saklanacak bir yer ver. Ne? Aman korktum. Aman tanrım. Bu ömrümden birkaç sene aldı. Kaydını almışlar kadını. Ulan nereye gideyim derken nereye gittim ha? Kötülüğü durdur. Seo'nun ne yapmaya çalıştığını biliyorum. O artık bir zamandan tanıdığım arkadaşım değil. Şer bir şey sanki onu kontrol ediyor. Çok geç olmadan onu durdurabilecek tek kişi benim. Taeyong Yung. Taeyong da müdahale etti. İpini kestiler Taeyong'un. Bu şey ne kadar eski? Bu kaseti sadece şu eski kameralarla çalıştırabilirim. Birisi bu DV kasetin üzerine bir başlık yazmış. Sır. Sanırım bunu kim çektiyse birinin izlemesini istiyormuş. Belki de istemiyordur. Ne de olsa bunu oynatmak o kadar kolay değil. Eminim bu T oyuna ait. İçine ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Burada bu kasete oynanacak bir şey yok. Bir çeşit özel ürün satan dükkana falan gitmem gerekecek. O cihazı böyle bir yerde bulmama imkan yok. Nereye gideceğiz? Başkanın odasına gideceğiz. Ha, orada güvenlik kameraları vardı. Kaçamazsın. Ruhunu tüketeceğim ve vücudunu ele geçireceğim. Girmesine izin verme, bilinmeyen. Sırlarımızı açığa çıkarmayı bırak. Bir şey yolu engelliyor. Yukarı çıkış var. Ben bir yukarı kata çıkarım bu arada. Çatı katı bahçesi. Dikkat, çatıya açılan kapıyı açmayın. Sadece acil durumlarda kullanınız. Okul görevlisi. Lütfen. Korkuyorum şu anda. Oha! Aman tanrım, ne oldu burada? Kesin boss fight geliyor. Bir kabusun içinde yaşıyorum. Buradaki cesetlerin rengi çekilmiş gibi görünüyor. Kan bile neredeyse yağa benziyor. Bir ya da bir şey bunları buraya getirmiş. Şimdi gitmem gerekiyor. Bir eşya buldum, sargı. O ne? Buradan bir bina görüyorum. Yüzme havuzun olduğu yerde olmalı. Buradan kuzey binasının zemin katını görebilir olmalı. Fakat çok karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Altta iniş var değil mi? 3'e ineceğiz. 3'ten de şalı 2'ye ya da 1'e iniş vardı diyeceğim de 1'e iniş yok. Demir para. Ben merdivenleri kullanırken yaratık uyanacak.
Onu net fark ettim. Çok karanlık. Yoda tıkanmışa benziyor. Asansör kapısı açık. İçeri bir ağaca dolu merdivene. Belki onu kullanarak aşağı inebilirim. Ne yapmalıyım? İn in. İn. Resim odasına geldik. Birinci kata nasıl ulaşılır hiç bilmiyorum. Resim odasına kayıt vardı sanki. O kaydı alayım da güven alalım kendimizi. İşte bu. Güzel ilerledik. İki hikaye aktif. Biri büyük ihtimalle yan görev gibi. Resim odasını alır, resmimizi alacağız, koyacağız. Sonra Seo'nunkini alacağız ama büyük ihtimalle oyunla da ilişkisi var. Belki finalde yaratığı etkisiz hale getirmek için bir ipucu olabilir. Bakalım hepsini öğreneceğiz.